Medya Baronu'na hoş geldiniz. İşte uzun zamandır yapmak istediğim videolardan biri. Konumuz Baykar Muse, yani milli jet motorlu insansız savaş uçağı. 2023'e kadar uçma hedefi var ve bu proje dünya seviyesinin uç noktaları. O yüzden bize ne verip veremeyeceği son derece önemli. Peki hiç duymadığımız şekillerde Muse bize neler verebilir? Özellikleri şekli şemali nasıl olacak? Veya modern savaş uçağı eksiğimizi bu şekilde kapatmamız mümkün mü? İncelemeye başlayalım. Son zamanlarda çevremizdeki birçok ülke özellikle hava kuvvetlerine yatırım yaparken biz bir tık geride kaldık. Aslında bugünün geleceği biliniyordu. Ordumuz geleceği düşünerek F-35 projesine dahil olmuş ve gücünü korumak istemişti. Uçağın yüzlerce kritik hatası olsa bile havada size ait bir F-35'in uçması gücünüzün sembolü olabilir. Örneğin şu an İsrail'in yaptığı gibi. Ancak gördüğünüz üzere işler pek istendiği gibi gitmedi. Bunun üzerine ise nereye geliyoruz? Muse'la bağlantısına. Şöyle ki siz bir noktada duvara vurursanız onu başka şekillerde düzeltmeye çalışırsınız. Milli uçak gelene kadar atılan adımlardan bahsediyorum. F-16 modernizasyonları, ek hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarına ağırlık vermek. Şu anda tam olarak attığımız adımlar. Hepsi uzun konular olduğundan tabii ki göz atmayacağız ama Muse'un temelini anladığımıza göre şimdi ona odaklanabiliriz. Bu proje aslında çok daha öncesinden konsept tasarım olarak biliniyordu, sadece teyit edilmemişti. Basına sızan fotoğraflarından nasıl olacağını az çok tahmin edebilsek de açıklanmadığı için son noktayı koyamıyorduk. Son zamanlarda bu durum değişti ve Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları yapılacağını gösterdi. Arkasında bu fotoğrafla birlikte söyledikleri bizim için yeterli. Hakkında bilgi olmasa bile sadece bu fotoğraf üzerinden her şeyini çıkarabiliriz. Keyifli inceleme sürecine geçelim ve ilk olarak tasarımıyla başlayalım. Öncelikle aracın sunumunda gördüğümüz durumu ilk oluşturulan tasarımlarından biri. Bunun üstüne Baykar'ın farklı konseptleri de ortaya çıktı. Baktığımızda ondan fazla tasarım görüyoruz. Bunlardan biri seçilecek, hatta seçilmiştir ve düzeltmeleri yapılacak. O yüzden yorumumuzu geneliyle yapalım. Hepsinde kanat tasarımının geriye doğru ve kısa olduğunu görüyoruz. Bu hızı temele almak, manevraları daha kolay yaptırmak için. Zaten özelliklerinde 0.8 Mach, yani saatte 1000 km hızlara kadar çıkması amaçlanmış. Bizim yaptığımız İHA'lardaki en büyük sıkıntımız buydu. Hızları saatte 200'lerde kaldığı için açık hedef konumundaydılar. Hem yavaş hem koruma sistemleri olmayınca düşen İHA'larımızı bu yüzden kaybettik. Örneğin Suriye'den çokça insansız araç düşürüldü haberi alıyoruz. Ancak jetlerin düştüğü haberi çok nadir. Doğrudan vurulmak istenmediği sürece bu haber gelmez. Bu konudaki en büyük avantajları savunma sistemleri ve hızları. Bunu aynı şekilde alıp İHA'ya geçirirsek onun da vurulması tabii ki zorlaşacaktır. Muse'da flare gibi korumalar olacak mı bilinmez ama hızdan kurtaracağı kesin. Ayrıca Muse için ondan fazla konsept tasarım var demiştim. Alttaki yapılanlara baktığımızda bazılarının Amerika'nın gizliliği temeli alan araçlarına benzediklerini görüyoruz. Doğrudan kesin hatlar ve kaygan yapılar. Bu da yapmak istediğimiz aracın aslında gizliliği de önemsediğini gösterir. Yani hakkında fazla konuşulmamasının sebeplerinden biri bence bu. Muhtemelen yapmışken yarı gizli bir tasarımla karşımıza çıkacak. Amerika'nın Avenger İHA'sını örnek olarak gösterebiliriz. Hatları kesin ve dağıtacak şekilde. Üzerinde ekstra çıkıntılar yok. Biz bu seviyede yapamasak bile yakınına yaklaşmayı deneyebiliriz. Neden bu seviyede yapamayız derseniz sorun tasarımında veya iç sistemlerinde değil. Baykar yapay zeka konularında bile eşiği çoktan aşmış bir şirket. O yüzden sorun yine motorda. Avenger'da PV-500 motoru bulunmakta, 1997'den beri geliştirilen bir motor. Bu süreç tam anlamıyla içine yansımış ve en iyilerden biri haline gelmiş. Dayanıklılığı ve teknolojisi muazzam seviyelerde. Aynı şekilde Avenger'da böyle bir kalbe sahip olunca istedikleri hedeflere daha kolay ulaştırmışlar. Bizde ise şu anda motor problemleri var. Ambargolardan dolayı PV-500 gibi motorları temin edemeyiz. Bu da tabii ki İHA'mıza yansıyacak, tasarımı ona göre şekil alacak.
O yüzden bir de duruma motor olarak ne koyabileceğimiz üzerinden bakalım. Mius belirtildiği üzere turbofan bir motor kullanacak. Milli teknolojilere baktığımızda daha bu seviyede bir motor oluşturamadığımızı görüyoruz. O yüzden duyulana göre bu sorunu Ukrayna ile çözeceğiz. 22 Ekim'de aramızda imzalanan motor anlaşması kapsamında. Yani Ukrayna ile yapılan Bayraktar TB2'ler bize daha iyisi olarak dönecek. Belirtilene göre Mius'ta Ivchenko AL-25 motorunu kullanacağız. Ivchenko ve Baykar ortaklığında Türkiye'de üretilecek. Uyarlama hali İHA'larımıza uygun olacaktır. Çünkü yine bu motorda köklü yapılardan. Bugüne kadar 9360 tane üretilmiş. Bizi şimdilik Amerikan Avenger seviyesine çıkaramayacak olsa da yakınına getirecektir. Zaten onun ağırlığı Mius'un 2 katından daha fazla. Bu haliyle yaklaşmamız bile yeterli. Sırada dış kısmından içine geçiyoruz. Ulaşmak istediği hedeflerine. İlk hedef 13.000 metre yüksekte uçup 5 saat havada kalabilmek. Jet motorlu araçlarda uçuş hızlandığı için yakıt tüketimi artar. Bu da doğrudan havada kalma süresine etki. Muhtemelen burada belirtilen 5 saat saatte 1000 km gibi yüksek hızlara ulaştığında geçerli. Mantık olarak ortalama hızlarda 10 saatten fazla görev yapabilmesi gerekli. En önemli hedeflerinden bir diğeri ise 1 ton mühimmat taşıyabilmesi. 1 ton mühimmat toplam 3,5 ton olarak yerden kalkabilecek. Jet motorlu araçların güzelliği boyutlarına rağmen yüksek ağırlıklarla görev yapabilmeleri. 1 ton yükün içine her türlü silahı sığdırabilirsiniz. Buradan yapabileceklerini çıkartabiliriz. Normalde biz Akıncı ve Aksungur'a F-16'ların üzerindeki yükü hafifletecek derken asıl yükü Mius alacak. Akıncı gibi araçlarda hızı kısıtlı olduğu için bölgeye çabucak ulaşamazsınız. Mius bölgelere saldırıda daha çok tercih edilebilir. Ya da seyir füzesiyle gemi vurmak gibi görevler. Akıncı ve Aksungur yine yapabilecek olsa da elinizi çabuk tutmanız gerekli. Yavaş olduklarından risk almamak adına yaklaşmadan saldırmayı tercih ederlerken Mius hızıyla bu noktaları kapatabilir. Tabii bunlar klasik görevler. Yine çoğu İHA'mızın yapabileceği şeyler. Farka gelelim sıra. Mantıkla birlikte Mius hızlı olduğundan saatte 1000 km'den 5 saatten 5000 km gidebilir. Bunun üzerinden gidiş dönüş, bölgede kalmak ve hata payı kesintisiyle menzil bilgisine ulaşabiliriz. Yani Mius 1500 km ileri açılabilir. İsrail ile Ankara arası sadece 1000 km. F-16'larımız riske girip bu mesafelere açılmazken Mius gibi araçlarla istediğimiz yere ulaşmamız mümkün. İnsansız olacağı için maliyeti dışında bir problem yok. Bu da çevremiz üzerinde 1500 km'lik çaplarda daha rahat kontrol sağlayabilmemiz demek. Ek olarak yeni İHA'mızın ana görevlerinden biri muhtemelen hava füzesi taşımak olacak. Çünkü ismi insansız hava aracından ziyade insansız savaş uçağı olarak geçmekte. Eğer savaş uçağı olacaksa tabii ki hava füzesi de taşımalı. Bu sayede uçakları vurması mümkün olabilir. Operasyonlar sırasında hava koruması için 7/24 F-16'larımızı havada tutuyoruz. Bu görevi Mius'lar alırsa F-16'ların yıpranma katsayıları büyük oranda düşer. Eğer İHA diye bir şey olmasaydı şimdi yaptığımız F-16 modernizasyonunu yıllar önce yapmamız gerekirdi. Mius sayesinde belki de milli uçak tamamlanana kadar uçaklarımızın dayanmasını sağlayabiliriz. Sonuç olarak yeni Baykar insansız savaş uçağı projesi atılmış en iyi adımlardan biri. Modern savaş uçağı eksiğimizi kapatamasa bile bize daha fazla dayanma gücü sağlayabilir. Ya da normal uçak sayımız büyük ülkelerle rekabet için az. Bu eksiği Mius'lar sayesinde yine kapatmamız mümkün. 100 tanesi belki de 50 F-16 gücü sağlayabilir. Tabii ki bunlar sadece öngörü. Tam olarak ortaya çıkmadan bilemeyiz. Şimdilik elimizdeki bilgilerle kısa bir değerlendirme yaptık diyelim ve ilk prototipi bekleyerek videoyu bitirelim. Bu arada dostlar, DefenseLine adında ikinci bir kanalımız var. İçerisinde çatışma videolarından yeni incelemelere kadar her şey mevcut. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Videoyu beğenerek bu emeğe karşılık verebilir, abone olarak da yeni videoların takibini daha kolay sağlayabilirsiniz. Herkese mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.